Evet, gelelim konumuza. Seçimler, tabii hangi seçimler? Organların seçimleri, yerel yönetimlerde. Dolayısıyla hangi organlar seçiliyor? Onları tekrar edelim. Hepsini kendi konularında anlatmıştık ama siz tabii çay içince benim de su içeceğim geldi böyle. İl Genel Meclisi'nden başlayalım. İl Özel İdaresi'nde tek bir organ seçiliyor arkadaşlar. O da nedir? İl Genel Meclisi. İl Genel Meclisi seçilen tek organ il özel idarelerinde il içerisinde yaşayan herkes oy kullanır. İster köylü olsun, köyde yerleşik olsun, ister şehirde, mahallede otursun. Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de seçmen olarak kayıtlı herkes il Genel Meclisi'ne oy verir. Böyle bir şey dersem yanlış yapmış olur muyum? Kafa sallarsanız görürüm, evet ya da hayır. Şöyle yapmak hayır, böyle yapmak evet. Evet, yanlış yapmış oluruz. Niye? Türkiye'de yaşayan herkes il özel idarelerine oy verir mi şu anda? Veremez. Neden? Çünkü 51 yerde il özel idaresi var. O zaman şöyle dememiz lazım. 51 ilde yaşayan herkes, 51 ilde ikamet olarak kayıtlı herkes il özel idaresine oy verir. Doğru mu? Evet, bu sefer doğru. Daha önce, yani ne zaman? 2012 yılından önce, kanun o zaman çıktı ama 2014'te seçim oldu. 2014 yılından önce Türkiye'de yaşayan herkes İl özel dairesine oy verir idi. Herkes derken seçmen konumunda olan herkes. Ne oldu? 2014'ten itibaren artık 30 yerde il özel idaremiz yok. O sebeple 51 yerdekiler il özel dairesine oy kullanırlar. İl özel dairesi arkadaşlar, il genel meclisi tek seçilen karar organı. Diğer organlarını biliyorsunuz. İl encümeni oldu. Eskiden adı İl Daimi Encümeniydi. 2005'te düzeltildi. İl encümeni dendi. Daimisi kaldırıldı zaten daimi diye. Ve vali bir organ da vali. Vali bir organ. İl encümeni bir organ. İl genel meclisi bir organ. Bu üçünden sadece il genel meclisi seçiliyor. Encümen arkadaşlar, hepsinde aynı şu anda. Belediye encümeni, il encümeni, büyükşehir encümeni hepsinde standart olarak yarısı seçilmişlerden, yarısı atanmışlardan oluşuyor. Unutmayalım bunu. Demek ki yarısı bürokratlardan, yarısı da meclisin seçilmiş üyeleri arasından oluşuyor. Bir de başkanları var. Başkanları il genel meclisinde vali, büyükşehirde büyükşehir belediye başkanı, diğer belediyelerde de belediye başkanı encümenin başkanıdır. İl özel dairesinde yapılan yeniliklerden bir tanesi de budur arkadaşlar. 2005 yılında yapılan yeniliklerden bir tanesi. Genel sekreterlik uygulaması getirildi il genel meclisine, il özel dairesine. Genel sekreter encümenin de üyesi, standart üyesi, hatta belediye başkanının, özür dilerim, valinin katılmadığı toplantılara il genel sekreteri başkanlık yapmaktadır. Yine bununla ilgili olarak önceden vali 2005'ten önce hem encümenin hem de meclisin başkanıydı, biliyorsunuz. Ama 2005'ten itibaren sadece encümenin başkanı, il genel meclisin başkanı artık kendi üyeleri arasından birini seçiyorlar, başkan yapıyorlar. Vali artık il genel meclisinin neyi değil, başkanı değil. Tabii valiler buna çok bozuldular o dönem. Küstüler, toplantılara bile katılmadılar. Gerçekten öyle oldu. Çünkü devletin otoritesi sarsılıyor şeklinde de düşünüldü. Düşünün, gerçekten de hem hükümetin o dönemki haliyle Cumhurbaşkanı'nın, tek tek bakanların, topluca bakanlar kurulunun, yani kısaca hükümetin ve devletin temsilcisi olan vali birdenbire 2005 yılında o tarihte kanun değişince
belediye meclisine hesap veren bir adam haline geldi. Ona başkanlık yaparken ona hesap veren birisin. Başkanken hesap veren biri. Nasıl hesap veriyor? Artık her yıl bir şey hazırlayacak. Ne hazırlayacak? Faaliyet raporu. Ben geçen sene şunları yaptım diye meclise sunacak. Meclis de onu denetleyecek, oylayacak. Beğenmezse faaliyetlerini, yetersizlik kararı verirse yani faaliyetlerine, gereği için İçişleri Bakanlığı'na bildirilir diyor. Yani alın bu valiyi görevden anlamına geliyor. Bu onların gerçekten tepki duymaları için haklı bir sebep. O zaman yapılan araştırmalarda valiler üzerine Uğur Ömür Gönülşen'in yaptığı bir araştırma var. En çok buna tepki duydukları ortaya çıktı yaptığı mülakatlarda. Ama zamanla alıştılar ve geçti gitti. Şimdi vali il genel meclisin sadece doğal üyesi, üye. Katılıp katılmama kendine bağlı tabii ki. Ama il encümeninin başkanı, encümenin yarısı valinin belirlediği kişilerden oluşuyor. Bürokratlardan yani il özel dairesinin öbür yarısı da il genel meclisin üyeleri arasında meclis seçiyor filan. Daha önce vali meclisin başkanıyken arkadaşlar encümen üyeleri sadece meclisin kendi içinden seçtiği kişilerden oluşuyordu. Yani tamamıyla seçilmiş kişilerden oluşuyor idi. Bürokrat yoktu aralarında. 2005 düzenlemesiyle o da belediyelerin encümenlerine benzetildi. Yarısı bürokrat, yarısı seçilmiş kişi şeklinde oldu 2005'ten itibaren. Bu da bir standartlaşma. Bütün encümenler yarı yarıya seçilmiş, yarı yarıya atanmış olsun şeklinde düşünüldü tabii ki. Evet, İl Genel Meclisi'nin yapısı bu şekilde. Kaç kişiden oluşuyor? Bunu bilemeyiz. Kaç kişiden oluşacağını. Çünkü İl Genel Meclisi'nin kaç kişiden oluşacağı o ilin ilçe sayısına ve ilçelerdeki nüfusa göre değişiyor. Öyle. Nüfusa göre dedik öyle. İlin nüfusu 1, 2, 3, 4 diye kademeli olarak söyleniyor. Ondan sonra her artık 100 bin kişi için bir kişi daha ilave ediliyor. O şekilde bulunmuş oluyor İl Genel Meclisi'nin oluşumu tabii ki. Belediyeye bakalım. Sıradan bir belediye yani belde belediyesi, il merkezi belediyesi, ilçe merkezi belediyesi olanlara bakalım. Büyük şehirleri katmayalım şimdi. Buna büyük şehirdeki ilçe belediyelerini dahil edebiliriz. Bunlar ise en az 9, en fazla da 55 kişiden oluşur. Burada bir standart var. Yani nüfusu ne olursa olsun en az 9 kişiden oluşur diye bakmamız lazım bir belediye meclisinin üye sayısına. Nüfusu ne olursa olsun en yüksekte en fazla kaç kişiden oluşuyormuş? 55 kişiden. Bunlar asıl üyeler. Aynı oranda da yedek üye seçiliyor tabii ki. Büyük şehirde baktığımızda bunun kaç kişiden oluşacağını bilebilir miyiz? Evet, bilebiliriz. Nasıl biliriz? Onun da usulü ilçelerine ne kadar seçilmişse 1/5 büyük şehirde görev yapacak. İlçe belediye meclis üyelerinin 1/5 aynı zamanda büyük şehirde de görev yapacak. Artı o İlçe belediyelerinin belediye başkanları da Büyükşehir Belediyesi'nin doğal üyesi olacak. Artı Büyükşehir Belediye Başkanı da Büyükşehir Belediye Meclisi'nin doğal üyesidir ve başkanıdır zaten. Böylece yaptığınızda toplam kaç kişi yapıyorsa öyle bilebilirsiniz. Burada artık sayılar dikkate alınmaz. Öyle bileceksiniz. Örneğin Ankara için dersek Çankaya Belediyesi'nin nüfusu 1 milyon 110 kişi diyelim. Hadi bakalım. Çankaya Belediye Meclisi'nde kaç kişi olması lazım? Siz yazın. Demin söyledim çünkü nasıl hesaplanacağını. Şeye de bakayım bu ara sizin yazdığınız yerlere. Çete. Hiç kimse bir şey yazmadı.
Çankaya Belediyesi'nin nüfusu 1 milyon 110 kişiden oluşuyorsa dedik. 1 milyon şöyle diyelim, 1 milyon 110 bin diyelim hadi. 1 milyon 110 bin. Burada Çankaya Belediyesi'nin belediye meclis üyesi kaç kişiden oluşur? Yazıyorsunuz ama ben görmüyorum, hiç yazı göremiyorum. Mehmet bir şeyler yazılı mı? Hocam Burak Bey 955 yazmış ama Niye ben göremiyorum? Chat kısmında görünmeyecek mi? görünmesi lazım çünkü herkese göndermiş. Allah Allah. O çıkmıyor bende. İlginç. Neyse. Kaç kişi dedi Burak Bey? 955. Ha, 9.55 herhalde. Ha, şimdi geldi yazılar. Evet. Niye şimdi geldi? Daha önce gelmedi. Neyse. 9.55 genel ifade tabii ki. En küçük belediyenin 9 kişi, en fazla da nüfusu en çok olan da 55 kişi olacağına göre. Bu nüfusu 1 milyona kadar olan yerlerde 55 kişi olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla Çankaya Belediyesi'nin 55 kişiden oluştuğunu düşünüyorsunuz, değil mi? İlçe belediyesi olarak 55 tane üyesi vardır. Tamam. Bunun 1/5'i büyük şehirde de görev yapacak. O zaman kaç kişi olur 1/5'i? Hadi 11 yazın bakalım. Yazmayın. Tamam, söyledim. O 11 kişi Büyükşehir Belediyesi'nde de görev yapacak. 1/5. Yani Çankaya Belediyesi'ndeki görevini bırakmıyor. Orada devam ediyor. Aynı zamanda koşup bir de Büyükşehir Belediye Meclisi'nin üyeliği için gidecek oraya. Zor işi onun. Kimler onlar? Onu bilmiyoruz. Ama siyasi partilerin aldıkları oy oranına göre hesaplanıyor. En çok kim aldıysa, ilk başta kim seçildiyse onlar oluyor. Rastgele de değil bunlar tabii ki. Dolayısıyla en çok oy alan siyasi parti oy oranlarına göre bu 55 kişinin 1/5'i, yani 11 kişi Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üyesi olmuş oluyorlar. Sadece bunlar mı? Hayır. Çankaya Belediye Başkanı da doğal üye olarak o da gidecek, koşturup gidecek. Kendi ilçesinde başkanlık yapacak. Kendi ilçesinde ilçe belediye meclisinin başkanı da olacak. Kendi ilçesinde ilçe encümeninin de başkanı olacak. Zaten başkan, o da ayrı bir organ olarak. Ayrıca Büyükşehir Belediye Meclisi'nin de meclis üyesi olarak görev yapacak. Demek ki büyük şehirlerde sistem biraz farklı demek ki. Ankara'da kaç tane ilçe belediyesi var? 25 tane ise her birinde aynı şeyler yapılacak. Her birinden Yeni Mahalle'den, Keçören'den, Mamak'tan da ilçe belediye meclis üyelerinin 1/5'i ve kendi belediye başkanları Büyükşehir Belediye Meclisi'nin üyesi olacaklar. İşte kaç kişiden oluşacağı, nasıl oluşacağı büyük şehirde böyle belli ediliyor. İlçe belediyelerinde diğer belediyelerde olduğu gibi nüfuslarına göre 9 ila 55 kişi arasında seçiliyormuş diye biliyoruz böylece. Evet. Meclisler bu şekilde. Encümenleri tekrar edelim. Encümenlerin yarısı seçilmiş ama meclis için halk tarafından seçilmiş üyelerin arasından bir yıllığına meclis kendisi karar verip şu kişiler encümene gitsin diye seçtiği kişiler. Bunu şeylerde il encümeni olduğu zaman il özel dairelerinde toplam 7 kişiden oluşuyor diye hatırlarsanız söylemiş idik. Bunun yarısı 3 kişi meclisten geliyor, il genel meclis üyeleri arasından. Öbür yarısı 3 kişi il özel dairesinin bürokrasisinde çalışan bürokratlar. Bir tane de başkanı yani vali. Demek ki il encümeni, eski adıyla il daimi encümeni 7 kişiden oluşuyor. Birisi vali, diğerleri ise bürokratlar ve seçilmiş üyeler. Bürokratların arasında genel sekreter de var. İl özel dairesinin genel sekreteri. Genel sekreter uygulamasına yeni geçildi il özel dairelerinde 2005'te düzenlemeyle. Büyük şehirlerde ise
en baştan beri vardı. Büyükşehir Genel Sekreteri adıyla. Hangilerinde genel sekreterlik uygulaması vardır diye düşününce il özel idaresi ve büyükşehir diyebileceksiniz. Diğerlerinde genel sekreter diye bir şey yok. Tamam. Örneğin Yozgat Belediye Başkanı'nın genel sekreteri diye bir şey yok. Genel sekreter diye bir şey yok orada. Veya küçücük bir belde belediyesinin genel sekreteri yok. Olmadığı için bu belediyelerde belediye başkan yardımcısı vardır. Ama büyük şehirde ne yoktur? Belediye başkan yardımcısı yoktur. Çünkü genel sekreter vardır orada. Öyle bileceksiniz. Evet, organlarını saymış olduk böylece arkadaşlar. Muhtarları da söyleyelim. Köylerin meclisi, ihtiyar meclisi biliyorsunuz. Önden encümen yok mahallede ve köyde. Köyde üçüncü bir organ olarak köy derneği var dedik. Köy derneği de küçük bir yer olduğu için köydeki seçmen konumunda olan herkesten oluşuyor köy derneği. Bazı işler ondan karar veriliyor. Örneğin çok zor işleri ihtiyar heyeti karar almasın da köy derneğiyle karar alınsın denir. Bu da şöyle, örneğin köyün ihtiyari görevlerinden bir tanesini mecburi görevler haline getirmek artık köy derneğinin görevidir. Zor bir şey. Çünkü onu bir kere yaptığın zaman hep öyle yapman lazım. Mesela ne diyelim, köyde bir kütüphane kurmak ihtiyari görevdir. Bunu mecburi görevler arasında almak istiyorsanız bunu köy derneği kararıyla yapmanız lazım. Çünkü o tarafa aldığınız zaman sürekli yapmak zorundasınız. Yapmazsanız da ceza görürsünüz. Kuralı var çünkü. Bazı kararlarda muhtar tek başına veremez, ihtiyar heyetiyle vermesi lazım. Mesela bütçenin kararı gibi, muhasebe gibi, personel alımında, işte çoban alımında, sırtmaç alımında, korucu alımında veya inşaat yaptıracaksa inşaat elemanları tutmakla ilgili veya bir işletmesi olacaksa bazı köylerin işletmeleri falan vardır. Taş ocağı, mermer ocağı işletmesi veya jeotermal enerji olabiliyor, kaplıcası olabiliyor bazı köylerin işletmeleri var. Buralara tutulacak muhasebe filan gibi işlerde ihtiyar heyetin kararı lazım. Aynı şekilde salma kararı da ihtiyar heyetiyle birlikte veriliyor. Tek başına muhtar karar veremez. Yani meclisiyle birlikte karar vermesi gerekiyor ihtiyar meclisinde. İhtiyar meclisi, köyler için meclis kullanıyoruz. Mahallede heyet kullanıyoruz. İhtiyar heyeti deniyor mahallede. Dili böyle oluşmuş. Köylerde nüfusa göre oluşuyor arkadaşlar. Nüfusu nasıl diyelim, 150 ile seçiliyor zaten köyün nüfusu. Nüfusu 1000 kişiye kadar olan yerlerde 8 kişi seçiliyor. 1000 ila 2000 arasında olursa 10 kişi seçiliyor. 2000'den fazla nüfuslu ise buralarda da 12 kişi seçiliyor. Tabii bunların yarısı asıl, yarısı yedek üye olmak kaydıyla seçiliyor. Demek ki köyde 4 tane ihtiyar heyeti en az üyesi var. Muhtarla 5 kişi oluyor. En fazla da 6 kişi, muhtarla 7 kişi oluyor diye bilin. Ama seçim yapılırken ayrım yapılmıyor, yedekle birlikte seçiliyor. Seçimlerde 8 kişi ile 12 kişi arasında seçilmiş oluyor. Yarısı asıl, yarısı yedek olacak şekilde. Mahallede ise böyle bir ayrım yok. Standart mahallenin, standart kaç kişi? 8 mi 10 mu? Hadi bakalım. 12 mi? Bu rakamlardan bir tanesi. Onu size bırakıyorum. Biraz bakabilin şöyle o zaman. Tek bir tane bunu bırakayım. Mahalle ihtiyar heyetine kaç kişi seçilir? Kaçı yedek, kaçı asıl olacak şekilde siz bakın ve yazın.
Şimdi gelelim seçim kanunumuza. Anayasanın 67. maddesi var arkadaşlar. Şu mecliste encümenleri tek tek bir söyleyeyim de il encümeni 7 kişiden oluşuyor dedik, hatırlayın. İl merkezi belediyesi. İl merkezi belediyesinin encümeni. Sadece il merkezi değil, nüfusu 100 binden büyük olan belediyelerinki de öyle. Bunlar da 11 kişiden oluşuyor arkadaşlar. 5 artı 5 artı 1 olacak şekilde. Yani 5 meclis üyesi, 5 bürokrat, 1 de belediye başkanı anlamında. Küçük belediyelerde ise nüfusu 100 binden az olan belediyelerde ve ilçe ve belde belediyelerinde ise 5 kişi seçilir. 2 artı 2 artı 1 şeklinde olacak şekilde olur. Büyük şehirde söyledik. 5 artı 5 artı 1 eşittir 11 şekilde. Demek ki il özel değerlerinde 7 kişi encümen, büyük belediyelerde 11 kişi, büyükşehir belediyesinde de 11 kişi, küçük belediyelerde 5 kişi encümen üyesi oluyor. Bunların yarısı bürokrat, yarısı seçilmiş, bir de başkanları var diye bilin. Gelelim seçim kanunumuza arkadaşlar. Şimdi anayasanın 67. maddesi Türkiye'de seçimleri düzenliyor arkadaşlar. Genel olarak düzenliyor milletvekilleri vesaire hepsini birden düzenliyor. Orada bazı ilkeleri filan var tabii ki. Mesela der ki orada tabii artık sadece seçim değil, halk oylaması da eklendi biliyorsunuz 67. maddeye. Seçimler ve halk oylaması diyor serbest yapılır diyor. Eşit ilkeleri sayıyor aslında. Türkiye'de seçimler ve halk oylaması serbest, virgül eşit, virgül gizli, virgül tek dereceli, virgül genel oy, virgül açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır diyor. Ve devamında da yargı, yönetim ve denetim altında yapılır diyor. Çok önemli. Bu sadece yerel yönetimi değil, milletvekili seçimini de kapsıyor. Hepsiyle ilgili genel. Türkiye'de seçimler ve halk oylamaları için serbestlik ilkesi var. Kimse seni zorlayamaz. Cezasına razı olursun vesaire. Şuna vereceksin, buna vereceksin diye kimse bir şey diyemez. Serbestsin sen kime vereceksen oyunda. Eşitlik ilkesi vardır burada. Senin oyunla benim oyum eşit. Dağdaki çobanla senin oyun eşit. Kimdi bunu diye? Neyse. Aysun Kazmacı mı, Kayacı mıydı? Öyleydi galiba. Gizli oy. Yani oyları herkes gizli kullanır. Kime verdiğini açıkça söylemek zorunda değildir. Açık oylama yapılamaz. Herkesin oyu belli edilemez. Tek derecelidir. Eskiden iki dereceli de olmuştu. Ne demek tek dereceli olması? Seçilecek üyeleri direkt halkın seçmesi demek. Geçmişte delege seçimleri gibi ilk önce siz seçici kurulu seçiyorsunuz. O kurulda milletvekilini seçiyor gibi uygulama o iki derece olmuş olurdu. Biz de tek dereceli direkt seçiyoruz. Genel oy. Buradaki oy da genel oy. Bu Ahmet'in oyu, Mehmet'in oyu şeklinde değil. Herkesin oyu aynı kuvvette. Bu bakanın verdiği oy, bu işte zenginin verdiği oy diye oyların derecelendirmesi yoktur. Herkesin oyu aynı kıymettedir. Açık sayım ve açık döküm esası var. Burada geçmişte tam tersineydi. İşte kapalı sayım ve açık döküm esası var idi. Yani oylar eskiden gizli sayılıyordu. Yanlış bir uygulamaydı. Bu düzeltildi. Açık sayım ve döküm esasında herkesin göz önünde yapılacak bu diye kapalı kapılar arkasında sayılmayacak diye. Ve son olarak ne dedik? Yargı gözetim ve denetimi altında yapılır. Gerçekten de Yüksek Seçim Kurulu arkadaşlar bir mahkemedir bu seçim zamanlarında.
organların seçimi kazanarak bir organ haline gelmesi veya bu sıfatlarını kaybetmesi yargı gözetimi altında yapılır. Seçilirken yargı gözetimi kimdir? Yüksek Seçim Kurulu. Organlık sıfatını kaybederken ise Danıştay'dır diye bilmemiz lazım. Böyle daha iyi anlaşılır herhalde. Evet. Kaç yaşında seçiyoruz arkadaşlar? 18 değil mi? Kaç yaşında seçiliyoruz? O da 18 oldu 2019'dan itibaren. 1995'te 18'e indirdik seçme yaşını 18'e. 2019 yılında ise seçilme yaşını da 18'e indirdik. Bu da anayasaya yerleşti böylece. Çünkü anayasa diyor ki yine 67. maddesinde o 18 yaşını dolduran her Türk, her Türk vatandaşı, burada dikkat edin, her Türk vatandaşı kullanıyor, vatandaş kavramını kullanıyor. Seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Halk oylaması da eklendi tabii ki. Kimler oy kullanamaz arkadaşlar? Seçimlerde hem milletvekilliği hem yerel seçimlerde silah altındaki erbaş askerlik görevini yapanlar, bunlar ile askeri öğrenciler de oy kullanamazlar. Bu statüleri devam ettiği sürece hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler kullanamaz. Tabii buraya bir istisna var tabii ki. Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç diye. Taksirli suç ne demek arkadaşlar? Taksirli suçlardan hüküm giyenler oy kullanabilir anlamına geliyor anayasanın bu deyimine göre. Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç diyor. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamaz diyor. Ne demek taksir? Taksirli suç ne demek? Hadi bakayım. Bak yazıda yazmışsınız. Arada bir bakmak lazım chat kısmına. İlencümen ile ilgili Nazan teşekkür ederim. Gerçekten de evvelden 11 kişiydi. 5 artı 5 artı 1 şeklindeydi İlencümeni. Sonradan bu değiştirildi, 7 kişiye düşürüldü, 3 artı 3 artı 1 şeklinde, hala da öyle, tekrar değişmedi. Böyle. Biz de farklı mı söyledik bunu? Tekrar edeyim mi o kısımları o zaman? Edeyim o zaman. Şöyle diyoruz, tekrar ediyorum. İl encümeni 3 artı 3 artı 1 kişiden oluşuyor. Küçük olan belediyelerde, yani 100 binden küçük nüfuslu yerlerde, buralarda ise 2 artı 2 artı 1 şeklinde oluyor. Yani toplam 5 kişiden oluşmuş oluyor. Büyük belediyelerde ise, yani büyük derken il merkezi belediyeleri ile nüfusu 100 binden fazla olan belediyelerde ise burada da 5 artı 5 artı 1 şeklinde, yani toplam 11 kişi olacak şekilde, bir de büyükşehir belediyelerinin encümenleri var. Onlar da 11 kişiden oluşuyor. Demek ki büyükşehir belediyeleri ve büyük belediyeler 11 kişiden, küçük belediyeler 5 kişiden, il encümeni ise 7 kişiden oluşuyor diye bilelim. Demin de böyle demiş olabilirim, şaşırmış da olabilirim, farkında değilim. Teşekkür ederim. Taksirle ilgili yazdınız. Kasten işlenmemiş. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak özel. Taksir kavramını duyunca arkadaşlar gerekli dikkati ve özeni göstermemekten
kaynaklanan suçlar diye hemen bileceksiniz. Yani trafiğe çıkan bir adam ne yapması lazım? Kışın kış lastiğini takması lazım. İhmal etmişse ihmalden de olabilir, bir icrasından da olabilir o. Burada ihmali söz konusu, tekerleği değiştirmemiş mesela. Ondan sonra hani Türklerin son sözleri var ya, "Solla abi bir şey olmaz" gibi. Mesela sollayıp yanlış yerde sollama yaparken o da bir taksirlidir. Taksir gerekli özeni ve dikkati göstermemekle ilgili, ama her taksir illa suç olacak diye değil. Onun suç olarak tanımlanmış olması lazım. Sizin taksiriniz olacak. Yani gerekli özen ve dikkatten yoksunluğunuz olacak. O meydana gelen eylemin sonucunda bir suç oluşacak ki o suç da kanunda suç olarak tanımlanmış olması lazım. Ve sizin de yeterli kusur ehliyetinizin olması lazım. Yani o kusuru işleyebilecek düzeyde olmanız lazım ki taksirle bağınız kurulabilsin. Yani bir çocuksanız, çocuk arabayı almış, kaçırmış, götürüyor. Kış lastiği de takmamış. Hız da yapıyor, sol her şey yapıyor ama çocuk temiz, kudreti yok, bitti. Yani taksirli var, tamam. Orada taksir işleyen kim? Baba. Arabanın sahibi ya da anahtarı niye cebinde tutmadın veya niye çocuğun çalmasına izin verdin, gerekli özeni göstermedin diye sizde orada işte taksir sizle ilgili orada mesela. Taksirli suçlar yani kasıtlı değil ama sadece gerekli özeni falan göstermeden sonucu da suçla oluşmuş suçlardan hüküm giyenler oy kullanırlar. Hapiste olsalar bile ceza infaz kurumlarında anayasa o istisnayı getirmiş. Bu da iyi niyetli bir yaklaşım olduğunu gösteriyor tabii ki. Bunu da öyle bilin. Taksiri de öyle anlatmış olduk. Bence iyi oldu. Evet, başka ne diyebiliriz? Ha, bunlar hariç, onlar oy kullanamaz gerisi dedik. Ve bir de bazıları istifa eder, bazıları etmezler seçimlerde arkadaşlar. Mesela milletvekilinin birisi "ben artık belediye başkan adayı olmak istiyorum" dese ne olur? Ne olur arkadaşlar? İstifa eder mi? İstifa edip aday olur. İstifa etmesi gerekir. İstifa etmesi gerekir dediniz. Milletvekilleri arkadaşlar istifa etmiyorlar. Milletvekiline devam ediyorlar. Ondan sonra aynı şekilde belediye başkanları istifa etmiyorlar. Onlar da görevlerinden, yani seçilmiş adamlar tekrar seçilecekleri zaman istifa etmiyorlar. Yani milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, işte azalar, muhtar ve yanındaki ihtiyar heyet üyeleri, bunlar tekrar mahalli idarelerden seçime gireceklerse bunlar görevlerinden istifa etmek zorunda değillerdir arkadaşlar. Aynı şekilde milletvekilliği seçimi de böyledir. Onun haricinde olanlar, örneğin siz rektörsünüz, hadi muhtar adayı olayım dediniz, olur ya, veya belediye başkan adayı ya da milletvekili adayı olayım, o zaman görevinizden istifa etmek zorundasınız. Peki istifa ettiniz diyelim. Seçilemediniz, ne oluyor? Süresi içinde kanun tanıdığı bir süre var. O süre içerisinde müracaat ederek tekrar görevinize dönersiniz. Ama hangi göreve? Tekrar rektör mü yaparlar sizi? Üniversite rektörüsünüz. İstifa ettiniz. Hadi dekandınız, istifa ettiniz. Ne diyeceksiniz? Sizi tekrar rektör yapmazlar. Dekan da yapmazlar. Siz neyden istifa ettiniz? Kurumdaki görevinizden. Göreviniz ne sizin? Öğretim üyeliği. Siz ondan istifa ediyorsunuz.
rektörlük, dekanlık onlar. O görevinizdeki sizin ayrı yöneticilik makamları. O ayrı, zaten ondan vazgeçmiş oluyorsunuz. Ayrıca bir de görevinizden istifa ediyorsunuz. Yani işinizden ayrılıyorsunuz öğretim üyeliğinden. Seçim sonrası kazanamazsanız öğretim üyeliğine tekrar dönersiniz. Öyle. Veya dışarıda devlet demiryollarında çalışan bir memursunuz, daire başkanısınız, aday olmak istediniz, istifa edersiniz, işten ayrılırsınız. Ondan sonra aday olursunuz, kazanamazsanız aynı görevinize tekrar dönersiniz. Ama sizi tekrar daire başkanı yaparlar mı onu bilemeyiz gibi. Evet, bazı görevler rektörlük, dekanlık gibi seçilerek atanan kişilerdir. O yüzden seçimler için istifa edildiğinde tekrar o görev devam etmez. Yeniden seçilerek atanmanız gerekir gibi usuller vardır. Demek ki örnek verelim. Melih Gökçek. Melih Gökçek milletvekili idi. Ankara Belediye Başkan adayı olmadan önce. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Keçören'de miydi? Aynı şekilde de oldu. Tercih etmesi gerekiyordu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı mı, milletvekilliği mi diye. Çünkü seçildi, kazandı. Kazanınca bağdaşmazlık ilkesi var. Çünkü onda aynı şekilde milletvekili seçim kanunu söylüyor 17. maddede. Diyor ki, aynı şekilde yerel yönetimler seçim kanunumuz var. 2972 sayılı kanun, onda da yazar. Diyor ki milletvekilliği, belediye başkanlığı, işte il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği aynı kişide birleşemez diyor. Buna bağdaşmazlık ilkesi denir arkadaşlar. İki görev aynı kişide birleşemez. Yani bir koltuğa iki karpuz sığmaz meselesi bu. Bağdaşmazlık ilkesi. Aynı kişide olmaz. Bizde yok. Ama Fransa'da bu mümkün. Mesela Paris Belediye Başkanı aynı zamanda parlamentonun üyesiydi. Neydi? Milletvekiliydi adam. Bakan da olabilir. Yani o görevi de yürütür. Belediye başkanlığını da yürütür. Ama bizde iki idari görev birleşemez. Seçilerek oluşanlar da bağdaşmaz zaten. Aynı anda olmaz. İki idari görevden birisi asaleten, biri vekaleten bürokraside yürütülebilir ama bu tür görevlerde aynı şahıs uhdesinde birleşmez diye kanun düzenliyor. Böyle bir durumda olanlara 15 gün süre verilir, birini tercih eder. Milletvekilliği mi, belediye başkanlığı mı diye Melih Gökçe'ye öyle süresi verildi. O da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tercih etmişti milletvekilliğine. Hatta bakanlığa bile tercih edilebilir gözüküyor. Hele İstanbul Belediye Başkanlığı birçok bakanlıktan yey tutulabiliyor. Çünkü çok büyük bir nüfusu, kütlesi var. Büyük bir bürokrasisi, büyük bir bütçesi var. Buraya hükmetmek, yani yönetici azmi olan diyelim, hırsı olanlar için daha mümkün olabiliyor. Yani bir bakanlıktan belediye başkanlığı. Belediye başkanı devlet yönetmek gibi yerdir. Her şeyiyle ilgilenir. Her şeyiyle. Düşünün, aynı anda yol işine de bakacaksınız, kanalizasyon işine de bakacaksınız, halkı memnun edici, üst yapı, alt yapı, her şeyle ilgileneceksiniz. Müteahhitleri çağırıp şunu sen yap, bunu sen yap vesaire ihalelere çıkacaksınız gibi şeyler devlet yönetmek gibidir. Belediye başkanı o yüzden tercih edilebiliyor tabii ki. Evet, o da o. Bence arkadaşlar seçimlerimizdeki az önce söylediğim unsurları iyi bilseniz iyi oluyor. Anayasamızın 67. maddesinde belirtiliyor. Bu bir hak olarak verilmiş zaten. En başta diyor ki anayasamız zaten 67. maddede vatandaşlar diyor. Tabii kanunda belirtilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme, bağımsız olarak ya da bir siyasi parti içinden bir siyasi faaliyette
bulunmak ve halk oylamasına katılmak haklarına sahiptir diye zaten söylüyor. Bu siyasal bir hak olarak düzenlemiş bunu. Hemen devamında da diyor ki bu seçimler diyor ve halk oylaması serbest, bu bir ilke, eşit, bu bir ilke, gizli ilke, tek dereceli ilke, genel oy ilke, açık sayım ve açık döküm esaslarına göre yargı gözetim ve denetiminde yapılır diyor. Bütün özü burada ilkelerin. Tabii şunu da bilmemiz lazım. Bu milletvekili seçim kanunuyla da düzenleniyor. 2972 sayılı, adı da çok uzun. Kısaca yerel seçim kanunu diyoruz buna ama niye adı çok uzun bunun? Adından çıkaracaksınız. Dur söyleyeyim, tam söyleyebilirsem. 5972 sayılı, özür dilerim, 2972 sayılı kanun. Tam adını siz de internetten bakın da şöyle hatırlıyorum. Mahalli idareler ile, yazdı arkadaşım zaten. Bak beni zorlamadı. Sağ ol Emrullah. Kızın mı yazdı yoksa sen mi yazdın? mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimi hakkında kanun. Niye böyle uzun uzun bir şey demişler ki? Kısaca mahalli idareler seçim kanunu deseler olmuyor muydu arkadaşlar? Bunu niye böyle uzatmışlar sizce? Adından anlaşılıyor işte. Burada mahallenin ve mahalle ihtiyar heyetinin bir mahalli idare birimi olmadığı için mahalli idareler seçimi kanunu diyemiyoruz. O deniyor. Bir de bunları ilave etmişler. Bunlar mahalli idare grubu değil ama aynı seçimle seçiyoruz diye kanun adını böyle uzatmışlar. Buradan anlaşılır ki mahalle ve mahalle ihtiyar heyeti ne değil? Bir yerel yönetim birimi değil diye buradan da çok güzel anlayabiliriz zaten. Gayet güzel. Teşekkür ederim. Evet, şimdi gelelim, çok mu uzattık bugün? Olsun, kim nerede ikamet ediyorsa onun pratiğini yapalım, öyle bitirelim, sorularınıza bakalım, öyle daha iyi olacak. Bir kişi, hadi örnek verelim, Ankara ili, Çankaya ilçesi Bahçeli Evler Mahallesi'nde ikamet etmektedir. Burak sen orada ikamet ediyorsun. Hadi bakalım. Yerel seçimler geldi. Nelere oy vereceğini düşün. Öyle. Sonra senin mikrofonunu açalım. Sen söyle. Ondan sonra Emrullah sen de görüyorum öyle. Sen de Yozgat'ın ilinin Sorgun ilçesinin Gazi köyünde oturuyorsun. Bu köyü kafadan attım ben. Böyle bir köy yoktur ama neyse, Gazi köyünde oturuyorsun. Yozgat ili Sorgun ilçesi Gazi köyünde oturuyorsun. Evet, bir kişiye daha görev verelim mi? Kimler var aktif, böyle göremiyorum ki. Neyse, bir arkadaşımız ve kendisi gönüllü olsun o da. Evet, Sema Nur'a görev verelim. Yönetici olmak kolay değil, öyle yapalım, tamam. Siz de Yozgat ili Sorgun ilçesinin bir belde belediyesinde, kasaba belediyesinde ikamet ediyorsunuz. Emrullah köyünde ikamet ediyordu. Siz de orada bir belde belediyesinde. Mehmet, sana da görev verelim. İlla görevli olman gerekmez. Ondan sonra sen de aynı Yozgat ilinin Sorgun ilçesinin bir mahallesinde oturuyorsun. Sen biraz şehirlisin, öyle gözüküyor. Hadi bakalım, alalım. Burak senden alalım. Sesini açıp dinleyelim. Nerede oturduğunu da söyleyerek neleri seçeceğini söyle. Merhabalar hocam. Bahçeli Evler Mahalle Muhtarı'na oy veririm.
mahalle muhtarlığı için. Sonra Evet. Çankaya Belediye Başkanlığı'na oy veririm. Bir de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy kullanırım. Üç Diye. tane organ mı seçtin? Az olmadı mı? Biraz daha fazla seçmemiz lazım. Üç ayrı yerel yönetim birimine oy verdin ama organları tam seçmedin. Mesela Bahçeli Evler'de muhtara oy verdin. İhtiyar üyelerini seçmedin mi, ihtiyar meclis üyelerini? O da ayrı organ çünkü. Tamam, tek bir kağıtta seçiliyor da ama kanunen ayrı organlar. Tamam. Çankaya Belediye Başkanı'nı seçtin ama meclis üyelerini seçmedin. Yani, güzel. Ve Büyükşehir'i seçtim dedin zaten belediye başkanı. Böylece beş tane organ seçiyorsun. Büyükşehir'de oturmakla böyle bir seçmensin sen şu anda. Güzel, teşekkür ederim. Emrullah, senden alalım şimdi de. Nerede oturduğunu da söyleyerek, verdiğim örnekte tabii ki. Yazmışsın sen. Ama Merhaba hocam. okuyabilirsin sen kendin. Hocam Yozgat'ı sordum. Gazi köyde ikamet ediyorum. İl genel meclis üyeliğine oy verdim. Köy muhtarına oy verdim. Ve köy ihtiyar meclisine oy verdim. Tamam, çünkü Hakkı Bulut Köyler gibi. özel olduğu için. Tamam. Bana köylü diyorsan diyorsun Hakkı Bulut gibi, ben ancak üç tane organ seçiyorum diyorsun. İki köy için, bir il özel idaresi için seçiyorum dedin. Doğru. Köy muhtarı, köy ihtiyar meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerini seçebiliyorsun köylü olarak. Doğru. Bu kadar. Teşekkür ederim. Evet, Sema Nur. Az geliyor. Olsun, tekrar ederiz biz. Belediyesi demiştiniz. O zaman İl Genel Meclisi için oy vermem gerekiyor. Geliyor musunuz? Tabii, duyuyorum. İl Genel Meclisi'ne oy kullanırım dediniz, Yozgat İl Genel Meclisi, tamam. Sorgun ilçesinde oturuyoruz, değil mi? Hayır. Sorgun ilçesinin içinde kalan bir belde belediyesinde oturuyoruz demiştik. Kasaba belediyesinde. O zaman belediyede oturduğumuza göre belediyenin Belediye başkanlığı ve meclisinde, demek ki belde belediye başkanı ve belediye meclis üyesini seçtik. İl genel meclis üyesini seçtik. Üç etti. Varsa, o belde mahalleleri varsa mahalle muhtarında ve ihtiyar heyetin üyelerini de seçiyoruz. Yoksa bazen mahallesiz olabilir, çok küçük bir kasaba belediyesi olabilir. Bu kadar kalıyor. Teşekkür ederim. Tamam. Mehmet. hocam, ben de mahalle muhtarını seçiyorum. Nerede oturuyordun? Ben Mehmet. Sorgun ilçesinde bir mahallede demiştiniz. Tamam. Mahalle muhtarını seçiyorum. Daha sonra belediye başkanlığı, belediye meclisini. Oluyor mu öyle? Oluyor oluyor. Bir de Çünkü ilçe belediye başkanlığı ve meclisini yine. Sorgun ilçe belediye başkanını, Sorgun ilçesinin belediye meclis üyesini ve Ve il Yozgat. genel meclis üyesini. Yozgat'a hiç karışmıyoruz. Yozgat'a karışmıyor mu? Yok. Sadece il genel meclisini seçiyoruz orada. Dedik ya, bu 51 tane il özel dairemiz var. Bu 51 ilde kim nerede oturursa otursun, ister belediyede ister köyde, hiç fark etmez. 51 ilde oturan herkes, yani seçmen olan herkes, il genel meclis üyelerini seçecek. Köyünde oturan sadece köyü seçer. Belediyede oturan da sadece belediyeyi seçer. Belediyede oturunca bir mahallede olabilir. O zaman mahalle muhtarını da seçer tabii ki. Evet, bu da bizim pratiğimiz oldu. Şimdi desem ki 2014 öncesi seçimlerde, 2009 seçimleri desem, çuvallayacağız şimdi. Aynı herkes olduğu yerde oturuyor desem ne yapardınız? Kimin durumu değişirdi? Mesela Mehmet, senin durumun hiç değişmezdi.
Sema'nın durumu da değişmezdi. Ondan sonra bir tek evet Burak senin durumun değişirdi. Belki değişirdi o da. Yani, senin durumun burada değişmezdi ama 2005 öncesi seçimlerde değişirdi o da. Öyle bakacağız. Çünkü alan genişletmesi oldu orada da gibi. Şimdi 2014 yılında yapılan seçimlerde arkadaşlar il çapında büyükşehir oldu biliyorsunuz. Büyükşehrin içine girip girmediği ayrımını yapmanız lazım. Aynı ilde ama büyükşehrin içine girip girmiyor mu ona bakacaksınız. Bir de büyükşehrin içinde köyde oturanlar mahalleye dönüşmediği için ona bakacaklar. Köyde oldukları için ve 2014'te hala neyimiz vardı? İl özel idarelerimiz vardı, kaldırılmamıştı. Belde belediyelerimiz vardı, kaldırılmamıştı. Bunlardan birinde oturuyorsak belde belediyesi falan gibi onlara da dikkat etmek lazım ve mutlaka il genel meclisini de seçmek gerekiyor tabii ki. Gibi değişiklikler oldu. Evet, şimdi sistem yerleşti. 30 tane büyükşehir belediyesinde oturan kişiler asla köy seçemezler. 30 tane büyükşehirde oturan kişiler asla köy muhtarı seçiyorum, köy ihtiyar heyeti seçiyorum filan diyemezler. İl özel idaresi seçiyorum asla diyemezler. Belde belediyesini seçiyorum asla diyemezler. Onların diyeceği 3 şey var. 1. Büyükşehir belediye başkanını seçiyorum. 2. Evet. Ben söyleyeyim. Büyükşehir belediye meclisini seçiyorum. Kafamı sallıyor. Şöyle mi? Şöyle mi yapıyoruz? Hani seçmiyoruz ya. 5'te biriyle kendisi gidiyor öyle hatırlayın. Büyükşehire sadece başkan seçiyoruz. İlçe meclisini, büyükşehir meclisini seçmiyoruz seçmen olarak. Demek ki büyükşehire sadece başkan seçiyoruz o kadar. İl özel idarelerinde il genel meclisini seçiyoruz o kadar. Diğer yerlerde ise ikişer şey seçiyoruz. Köyde iki şey, mahallede iki şey, belde belediyesinde iki tane şey dediğim organ yani. Ama büyükşehir için sadece büyükşehir belediye başkanı, il özel idaresi için sadece il genel meclis üyeleri seçiyoruz. Diğerlerinde ikişer organ seçiyoruz, öyle bilin. Büyükşehirde oturan mutlaka bir mahallede oturuyordur, mahallesine oy kullanır. Mutlaka bir ilçe belediyesinde oturuyordur, ilçe belediye başkanı ve meclisini seçer ve mutlaka da büyükşehir belediye başkanını seçer. Bu kadar. Evet, ben seçimler ve organlarla ilgili kısmı da bu kadar tutayım, olur mu? Seçim çevresi nedir onu da bildiğinizi farz edelim. Her mahalle, her köy kendisi için bir seçim çevresidir. Büyük şehirler için büyükşehir il sınırları büyükşehir seçim çevresidir. Bunu kanun bölebilir ikiye üçe seçim çevrelerini. Aynı şekilde il özel idareleri için her bir ilçe bir seçim çevresidir. Beldelerde, diğer belediyelerin hepsinde de belediye sınırları bir seçim çevresidir. Bu da böyle arkadaşlar.